Yok, sen yapıyorsun. Kim yapsın giriş? Girişi kim yapsın? Evet. Bilmem, başlayalım mı? Başlayalım. Hocam merhaba tekrar, hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız? Eyvallah, teşekkürler. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yine yorumlardan birçok soru seçtik, eledik. Tamam. Size yine güzel sorularımız var. Hazırsanız başlayalım. Hadi buyurun bakalım. İlk soru şöyle, genel cerrah alanı seçmeseydiniz tıpta hangi bölümü seçerdiniz? Ya genel cerrahiyi seçmeseydim başka bir şey seçer miydim bilmiyorum. Çünkü ben tıp fakültesine genel cerrah olmak için girdim açıkçası. Dolayısıyla başka bir şey seçmezdim herhalde. Bir ara bir çocuk yapayım mı diye düşündüm. Çocuk yapayım mı derken tabii. çocuk ihtisası yapayım mı diye düşündüm ama hani insanın böyle gelgitleri olur ya. Çünkü hani cerrahi isteyen birinin aynı anda çocuğu istemesi pek olası bir şey değil bence. Ama bir ara istedim hani. Çocuk mu kariyer mi, siz kariyeri seçtiniz. Evet, çok güzel. Peki hocam, hayvanın ameliyatı ile insanın ameliyatı arasında farklılıklar nelerdir? Bir doktor bir hayvana müdahale edebilir mi? Ya ben hiç etmedim, yalan söylemeyeyim. Hani zorda kalırsan yapar mısın? Muhtemelen yaparsın. Bir arkadaşım kedisine ameliyat etti mesela, onu biliyorum. Yani yapılabilir ama bugüne kadar hiç ben öyle bir şeye ihtiyaç duymadım doğrusunu istersen. Yani. Ama istersen nasıl? Evet. Yine öğrencilerden gelen bir soru var. Hmm. Üniversitedeyken en zorlandığınız ders hangisiydi? Ya ben hiç hayatımda ikmale kalmadım ama üniversite birinci sınıfta biyostatistikten ikmale kalmıştım. Onu söyleyeyim. Ya belki o hani liseden sonraki o insanın böyle hani böyle bir şey olur ya, ne de aklı havalarda olur ya, belki ondan da olabilir ama bir biyostatistikte işte ikmale kaldığım için hatırlıyorum. Anatomiden de zor geçmiştim. Sevmeme rağmen. Orada çok ezber var ya. Yani bir de zaten şimdiki soruda ezberle ilgili çok fazla terim var. Özellikle Latince sanırım çoğu. Doğru. Unuttuğunuz oluyor mu böyle arada, ya bu neydi? Ya da tekrar bir ezberleme, yenileme yapıyor musunuz? Ya şu anda mı soruyorsun yoksa o dönemde mi? Şu anda. Ya şu anda çok unutmuyorsun çünkü sürekli aynı şeyler üzerine okuyup konuştuğun için pek unutmuyorsun açıkçası kendi konumda. Ama hani bugün bana kafanın kemiklerinden bir tanesini sorsan hani muhtemelen bilemeyebilirim. Yani normal. Normal, evet. Normal. Terliyken soğuk su içilir mi içilmez mi hocam? Bizi hasta eder mi? İçilir canım, niye içilmesin yani. Sonuçta hastalığı yapan şey mikrop aslında, virüsler özellikle de soğuk algınlığı. Dolayısıyla hani soğukken soğukken ter içmenin gibi olacak ama terliyken soğukken niye takıldım? Ya için kardeşim, yani beni uğraştırmayın. Ya bunu da sormuşlar. İçin o zaman. Kana kana içelim. İçin ya, evet, için. İçebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Peki hocam, sigara büyük problem herkes için. Peki sigarayı bırakan bir insan hiç içmeyen bir insanın sağlığına kavuşabilir mi? Böyle bir zamanı var mı? Ya evet, o konuda biraz hemen buradan teşvik edelim insanları. Hani hangi yaşta olursan ol, hangi evrede olursan ol, ne kadar içmiş olursan ol, bıraktığın an mutlaka etkisi var. Hatta bir anda çok hızlı etkisinin başladığını söyleyebilirim. Mesela sigarayı bıraktıktan saatler sonra etkisini görmeye başlıyorsun. Hatta dakikalar sonra görmeye başlıyorsun. Kalp hızın düşmeye başlıyor. Kandaki oksijenin yükselmeye başlıyor. Bir ay sonra performansın artmaya başlıyor. Onun yanı sıra bir yıl sonra... Ne oldu Anıl? Performansa takıldı, biliyorum çünkü. Hocam ben de bir yıl sonra hastalık riskin azalmaya başlıyor. Hele sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra gerçekten hem akciğer kanseri açısından hem de kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı açısından bayağı bir riski düşürmüş oluyorsun. O zaman bırakmadan hemen bıraksın. Bir an önce. Bıraksın. Allah'tan sen içmiyorsun. Çok şükür. Öyle bir alışkanlığım yok. Yok. Hocam sabahları uyandığımızda gece uyuduğumuzdan daha uzun oluyor muyuz? Bilimle, santimle, öyle bir söylenti var. Olabilir. Yani bir miktar hakikaten vardır etkisi. Çünkü şimdi gün içinde bütün gün ayakta olunca
ne kadar olsa bizim omurlarımızın arasında ufak diskler var ya ve onların içeriğinin büyük bir bölümü su. Üst üste duran kemikler bir zaman sonra o disk aralıklarını kısaltıyor. Hakikaten hani tabii milim olarak söylüyoruz yani hani ama eninde sonunda hakikaten akşama doğru bir miktar kısalma normal. Bu sebebi o zaman o omurilikteki sıvıyla alakalı. Evet, evet. Bir de yer çekimi sonuçta. Evet. Hocam tuvaletten cinsel hastalık bulaşıyor diye bir soru var. Böyle bir soru gelmiş. Benim dikkatimi çekti. Abi riskli bir soru şimdi bu. Neden riskli? Şimdi mesela partnerinde cinsel bir hastalık çıktı. Nereden çıktı kardeşim bu diyebilir sana. Erkek olsun kız olsun. Tuvaletten kaptım diye bir kaçış var orada. Ama aslında tuvaletten bir cinsel hastalık bulaşma ihtimali teorik olarak var mı? Var. Ama pratik olarak yok denebilir. Yani çok çok düşük risk. O zaman güvendeyiz. Öyle bir yalan yok yani. Yani yalan demin... yani evet yalan oluyor tabii orada. Başka bir bahane bulun derim eğer bu videoyu izlediyse sevgiliniz. Hocam antibiyotik kullanıldığında alkol kullanılmaz diye bir söylem var. Bu doğru mu? Yani kullandığımız o süre içerisinde. Ya şimdi şöyle, bazı antibiyotikler, daha doğrusu bazı ilaçlar hakikaten karaciğerde şey yapılıyor, yıkılıyor. Alkol de karaciğerde yıkılıyor. Dolayısıyla bazı alkol, bazı ilaçlar alkolle metabolizmada yarışa giriyorlar. Bazen alkol bunu geçiyor. Dolayısıyla bazı ilaçların etkisi artar, bazısınınki azalır. O nedenle de hani alkol kullandığınız zamanlarda ilaç çok tercih etmeyiz. Yani daha doğrusu ilaç kullanmanız gerekiyorsa belli dönem için mutlaka hani alkolden uzak durun diyoruz. Tabii ki burada miktar da önemli. Yani ne kadar alkol kullanacaksın? Şimdi mesela biz damar cerrahisinde kan sulandırıcıyı çok kullanıyoruz. Haftada mesela 14 üniteden fazla alkol tüketiyorsan kan sulandırıcının etkisini arttırıyor. Bu ne demek? Kanama eğilimini arttırıyor demek. Yani bir yere giderken işte ufak bir trafik kazası geçirdin. Normalde mesela o trafik kazasında hiçbir iç kanaman olmayacaktı. Ama hem alkol kullandığın için, alkol de kan sulandırıcının etkisini arttırdığı için kanaman daha şiddetli olabilir ve ölebilirsin. Dolayısıyla uzun süreli kronik ilaç kullanman gerekiyorsa, çok yani o ilacı ömür boyu kullanman gerekiyorsa ne kadar alkol alabilirsin, alamaz mısın? Bunu mutlaka doktora sorman lazım. Ama kısa dönemde işte antibiyotik kullanıyorsun. Zaten gidince de işte hani bir kadeh bir şey içeceksin belki. O kadar çok bir etkileşim olmayacak. Peki hocam siz hangi aşıları oldunuz? Ben şimdi bir COVID geçirdim. O yüzden COVID'den dolayı bir miktar bağışıklığım vardı. Arkasından iki tane Sinovac aşısı oldum. O zamanlar zaten seçme şansım yoktu. BioNTech mi Sinovac mı gibi. Sonra Sinovac'tan sonra da bir doz BioNTech oldum. 3 aşı. Aşı olmayanları da aşıya koşarak gitmelerini tercih ediyorsun. Valla şansları varken gitsinler yani. Kaçırmasın kimse bu şansı. Kesinlikle. Peki hocam siz çok ameliyata girdiniz. İnsanın içi kokuyor mu ameliyatı açtığınızda? Kim sormuş onu? Enteresan. Merak ettim bunu kim sordu. Çağırın onu bana falan. Onun ismini almadık ama böyle bir soru var. İnsanın içi kokuyor mu? Kokmuyor canım yani. Hani, gerçi biz hep maskeyle ameliyat ettiğimiz için hani yani. Başından beri bir zaman sonra da alışıyorsun. Ya bir miktar koku vardır ama öyle çok acayip bir şey kokusu yok yani tabii canım. Hocam ama bu arada hani mesela şey kötü kokar. Diyelim ki mide kanaması ameliyat ediyorsun. Hani ameliyathane felaket kokar yani. Öyle böyle değil. İlginçmiş. Tecrübeli bir doktorsunuz, uzun süredir doktorluk yapıyorsunuz. Ortalama kaç ameliyata girer bir doktor kariyeri boyunca? Oo. Yani günde 3-4 yaptığım da oluyor. Ortalama 1-2 gibi düşünsen. Ki hani devlet hastanesinde falan bu çok fazla şey. Devlet hastanesinde 4-5-6 yapan vardır. Orada sayı çok önemli değil. Neden olduğunu söyleyeyim şimdi. Ya mesela kalp bypassı 4 saat sürüyor, 5 saat sürüyor belki. Veya çok komplike işler. Şimdi sürekli komplike işlerle uğraşan bir doktorun, cerrahın vaka sayısı düşüktür
düşüktür derken mesela bir kulak burun boğaz doktoru günde 8 tane geniz etiyle uğraşabilir mesela. Bademcik yapabilir. Onu hani 8 olarak sayarsan o zaman orada kalp bypassı yapan adama çok haksızlık yapmış olursun. O yüzden hani sayı bence çok önemli değil diye düşünüyorum. Ortalama işte günde birden hesaplayın yani. Yani evet, bayağı bir... Tabii canım binlerce oluyor yani sonuçta. Hocam ne güzel, binlerce hayata önemli bir katkınız oluyor. İnşallah olmuştur. Hocam son sorumuz yine ameliyatla ilgili, doktorlukla tamam. ilgili. Böyle unutamadığınız güzel bir anınızı bize anlatır mısınız? Peki. En son neyi çalmıştınız? En son neydi, evet değil mi? Hasta uyanmıştı. Evet evet. Yani öldük mü demişti değil mi? Hepimiz mi öldük dedi. Hocam hepimiz mi öldük dedi o anda. İlla ameliyatın içinde mi olması lazım? Yoksa ameliyathanesi de olur mu? İyi tamam. Doktorluk anılarında. Ya benim çok güldüğüm şöyle bir şey var. Şimdi biz ameliyattan önce ellerimizi yıkıyoruz ya. Evet. Şuraya kadar yıkıyoruz. 5 dakikaya kadar falan yıkıyorsun bazen. Biz de buna hani işte hani kendi aramızda konuşurken ameliyata girmeden önce işte yıkandın mı? Hadi git ben yıkanayım artık falan şeklinde şey yapıyorsun. Şimdi biz ameliyata gireceğiz. Hemşire hanımla beraber lavabonun önünde duruyoruz. Yıkanmaya, ellerimizi yıkamaya başladık falan bilmem ne. O arada bizim sevgili Hatice, ben çok uzun yıllar Hatice hemşireyle beraber ameliyata girdim. Hatice'nin eşi aradı. Şimdi tabii o elleri ıslak olduğu için açamadı. Personel açtı. Hüseyin. Alo dedi. İşte dedi, Hatice ile görüşebilir miyim dedi. Valla Hatice Hanım şu anda doktor bey ile yıkanıyor dedi. Hatice de dedi ki Hüseyin kulağıma tut. Hani biz ameliyatta falan da öyle konuşuyoruz bazen. Kulağıma tut. Ona göre dedi ben de konuşayım. Şimdi Hüseyin Hatice'nin kulağına tutuyor. Hatice diyor ki ya hadi diyor neyse söyle diyor. Doktor bey ile yıkanıyoruz ameliyata gireceğiz diyor. Hani düşün o anda adamın aklından geçen, kocasının aklından geçen, benim karım doktorla yıkanıyor, biri de telefonu tutuyor onun gibi bir ismini ya. Bir de hastanede arkadan da binlerce kişi gülüyor. Kalmıştı ama. Yok tabii canım, yani o da işi biliyor aslında, işin esprisi bunlar ama o böyle aklıma geldikçe çok gülüyorum. Hocam teşekkür ederiz verdiği cevaplar için. Ben tabii. Sorularımız bu kadar. O, tamam. Tekrar yorumlara göz atacağız. Güzel sorular bekliyoruz. İstedikleri her soru yazabilirler. Bir dahaki programda sizlere soracağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben de vallahi sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz elbette beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olmanız hem beni hem Anıl'ı çok mutlu edecektir. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.